Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biraz Poseidon elementlerden bahsedeceğim. Klaslardan değil. Çünkü klaslar dediğimiz aslında bizim hover, işte aktif gibi olan şeyler. Elementlerden bahsedeceğim. Bunlar 6 tane elementler. Hızlıca aslında kullandığımız şeyler ama biraz daha farkında kullanırsak bazen birçok işimizi çözdüğünü fark edeceksiniz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bir tane benim şöyle 5 tane örneğim var. Bu her örnekte de her birini açıklamaya çalıştım. Şimdi ben burada önce bir kod kısmına bakalım. Burada bir tane kutum var arkadaşlar, sadece kutu için ve bunun içinde sadece bir divle ve after before'unu kullanaraktan ben bu ikonumu yapabiliyorum ve küçük bir efektle de çok güzel gösterebiliyorum. Tabi bunun üzerinde bazı oynamalar yaparak daha farklı şekillerde çıkarabilir, işte üçgen, daha farklı şekiller. Buradaki amacımız before after'ı sanki 3 normalde bunu isteseniz 3 tane alt alta span veya element div kullanaraktan da yapabilirsiniz. Tabi biz burada amacımız bunu daha kolay bir şekilde HTML'de fazla kirletmeden böyle şeyleri yapabiliyoruz CSS'le. Burada gördüğünüz gibi benim bir tane before'um var. Bir forumun işte absolute olan kısmı var. Bunu dikeyde ortaladım arkadaşlar. Yani tam şu kısma geliyor. Ortada gördüğünüz nesne. Aynısından bir tane de after var ama bunu kullanmıyorum aslında. Bunun nedenini hover olduğunda anlatacağım. Bir de menü ikonum var arkadaşlar. Yani divim. Divimin butter top, border top ve border bottom kısımlarını kullanıyorum. Ve benim ikonumun boyutlarını belirlediğim için de bunlar üstte ve altta duruyor. Şu kısım önemli. Box sizing. Çünkü eğer bunu yapmazsanız burada verdiğiniz border kadar yukarı taşıyacaktır. Bunu kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi. Bu şekilde hızlıca mesela ben before ve after'ı kullanaraktan bir menü ikonu, hamburger ikonu yapmış oldum. Bunun hover'ına geldiğim zaman arkadaşlar asıl kısım burada. Ben menü ikonumu yani divin border'larını gizliyorum ve sadece before ve after'ın yani ayrı ayrı sadece transform yapıyorum. Yani daha doğrusu rotate yapıyorum 45 derece. Before'u 45 derece, after'ı da eksi 45 derece şekilde yapmış oluyorum. Hover'da da çok güzel bir transform veriyorum sadece. Bu kullandığım efekt için. Bunu da 0,3 saniye olarak belirliyorum. Bunu kapattığımızda şöyle arkadaşlar şuraya gelelim. Şuraya. Bunu böylece geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bazen tekstlerde şu şekilde yazım yapmamız gerekebiliyor. Hani bunun farklı farklı yolları var. İlk teksti büyük yazabilirsiniz. Bir span atıp baş harfini alıp. Ama halbuki bunu biz CSS'de de yapabiliyoruz. Çok basit bir şekilde. First letter dediğimizde paragrafın ilk harfini büyük bir şekilde yapabiliyor. İstediğiniz gibi. Hatta bunu renklendirip farklı bir font style da bile verebilirsiniz. Yani burada size kalmış bir şey arkadaşlar. İki tane buradan bahsettim. Üçüncü oldu bu. Dördüncüsü ise arkadaşlar benim anlatacağım. First line yani ilk kelimeyi alıyor burada. Eğer bununla varyantlı olarak kullanırsanız çok farklı sonuçlar alabilirsiniz. Burada mesela font varyantlar var arkadaşlar. Bunun farklı şekilde de mesela üstünden geçerek şöyle yapalım. Tamamen yok ettim. Varyant dediğimizde farklı sonuçlar alabilirsiniz. Şimdilik için. Yani buradaki amacım da işte bazen böyle tekstlere ihtiyacımız oluyor. Bunu hızlı çözüm için böyle first line Poseidon elementini kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bazen de en çok aslında bullet'lar üzerinde çalışıyoruz listelemede. Bunlar için de arkadaşlar mesela bullet'ların farklı renkler yapmak isteyebiliriz. Bunun içinde marker Poseidon elementi var. Mesela ben burada markerını işte rengini değiştirdim ve size'ını değiştirdim arkadaşlar. Normalde nasıl yapabilirsiniz? İşte after before kullanabilirsiniz. Az önceki benim kullandığım gibi burada. Ya da başlarına span verebilirsiniz. Öyle yapabilirsiniz. İkon verip yazıyı öyle yazabilirsiniz. Tabii farklı farklı ikonu şekline göre değişebilir. Son olarak da arkadaşlar hani çok kullanacağınızı zannetmiyorum ama bunu da bahsetmek istedim. Selection var arkadaşlar. Şu şekilde. Nerede? Burada. Normalde biz yazıyı seçtiğimizde default da mavi üzerine yani mavi background'a dönüşüyor. Ama istersek biz bunların renklerini değiştirebiliyoruz. Mesela
Arka plan rengini ben sarı, yazın renginde şu renk yaptım arkadaşlar, işte mor gibi. Bunda bazen ihtiyacımız olabilir, yani çok bilmiyorum şu ana kadar benim hiç ihtiyacım olmadı ama belki ihtiyacınız ilerleyen zamanda olabilir. Burada anlatmaya çalıştığım şey CSS'in aslında çok kullandığımız ama böyle efektif bir şekilde kullanmak istediğimizde nasıl kullanabileceğimizi bahsettim. Yarın bir gün böyle karşınıza örnekler çıkarsa hızlıca projelerinize uygulayabilirsiniz. Umarım arkadaşlar bu ders faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.